sayın seyirciler, dün gece yeni bir kadın cinayetinin eşiğinden dönüldü. Cani Koca elinde çifte bıçakla sokak sokak dolaştı, öldürmek için karısını aradı. Ailesini saldırmış, yeni çocuklarına saldırmış. Talihsiz kadın, kocam beni öldürecek dedi, kaçtığı fırında saklandı. Sokak ortasında elinde çifte bıçakla karısını arayan Cani Koca vurularak durduruldu. Yok, hiçbir sıkıntısı yok. Ailesiyle de sıkıntısı yok. Acaba diyoruz hani biz cinnet mi geçirdi, bir şey mi oldu? Yani öyle bir hiçbir sıkıntısı yok yani çocuğun. Kadına şiddetin adresi bu kez Esenyurt. Gece saatleriydi. İki çocuk sahibi Mutlu çiftinin evinden bir anda gürültüler yükseldi. Cansel Mutlu ve Ayten Mutlu işte bu evde oturuyordu. İddiaya göre akşam saatlerinde karı koca bir kavgaya tutuştular. Ardından cinnet geçiren Cansel Mutlu eline bıçağı alıp önce eşine, ardından yolda geçenlere saldırmaya başladı. Eşi Ayten Mutlu can havliyle işte bu fırına sığındı. Karısı kendini fırına içine attı. Eller kanadı. Ondan sonra kızı da geldi buradan düştü. Düşünce ben kızı çektim, fırının içine çektim dedim, görmesin adam. Ondan sonra geldi burada milleti sağa sola saldırıyordu. Yani elinde bıçak. Genç kadın sığındığı fırında korkuyla titrerken kocası sokakta terör estiriyordu. Etrafa atıyordu. Bir tane bu tarafa attı, ben gördüm yani. Arkadaş şu tarafta duruyordu, onu atmış. İki tane elinde gördünüz ama diğer bıçakları da insanın üstüne mi attı? İnsanın üzerine attı. Millete saldırıyordu yani. Önüne gelene saldırıyordu yani. Ayten Mutlu bu fırına saklandığında hemen polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada gözü dönen eş elindeki bıçaklarla Ayten Mutlu'yu arıyordu. Bulamayınca öfkesi daha da arttı. Bu sefer Cansel Mutlu gelen polis ekiplerine elindeki bıçaklarla saldırdı. Polisler Cansel Mutlu'yu bu noktada bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis herhalde bacağından vurmuş abi. Polise saldırmış bıçakla. Ondan dolayı ayağından vurmuşlar. Bir saat boyunca hem karısına hem de mahalleye korku salan Cani Koca hastaneye kaldırıldı. Yaraladığı eşiyle birlikte tedaviye alındı. İkisinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.